Haberciliği sakın aklı almayın. Habercilik streçli bir şeydir. O yüzden oturarak sunuyoruz haberleri. Ya hakikaten de böyle bir... Evet, şu saate kadar, 23.30'dan şu saate kadar konuştum. Tabii sonuçta konuklarınız haberci olursa onların da manşetleri bomba gibi oluyor. Manşetlerimiz geliyor. Evet, Fatih Türkmenoğlu, Türkmenoğlu'yla konuştum, çok güzel ya. Konuştuk. Ekvator'da darbe, uçakta acil iniş, bir de bizim mesleği gıpta ederler. Gerçi uçak Karayipler'e indi ama gıpta edecek bir meslek değil. Evet, Başak Şengül dedi ki Z raporunu alıp dükkanı kapatıyoruz. Gerçi KDV çok çıkıyor Türkiye'de özellikle diyor. Ve Burak Törün, rol modelim Atatürk olunca elim ayağıma dolaştı. Nasıl dolaşmasın? Dört korumayla dolaştı. Semai Cer, Deniz Baykal istifa ettiğini benden öğrendi. Hatta onu yabancı yalancı çıkarmamak için. Ve Başak Şengül tekrar, kötü haberlere karşı pembe gözlüğümüz var. Darısı seyircilerin başına. Evet, bir gün eğer promosyon olarak dağıtırsa ve ilk bunu CNN Türk yaparsa enfes bir şey olur diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi Fatih, romantik misin? Ya romantik mi? Anlık romantiyim. Ya o gün için romantiyim ama böyle hiçbir şekilde ben geçmişe bağlı değilim. Hiçbir anı biriktirmem. Resim çektirip biriktirmeyi falan hiç sevmem. Hiç öyle hani öyle bir roman ama hani o anda güzel bir yerde, güzel bir müzik, bir kadeh içki. O zaman o anlık romantiyim. Yani programların adını öyle ortamlarda koyduğun belli. Bakar mısın yaptığın programlara? Efendim, Sesler ve Renkler. Evet. Sevgiyle. Evet. Her mevsim bahar. Evet. Hindistan'dan masallar. Yolcu. Mesleğin boyunca kabul et ki her gün romantikmişsin ya. Meslek icabı romantiğim. Evet. Meslek icabı. Evet. Ama bu isimler hakikaten çok da şey böyle. Hani sıcak isimler ve insanın çok... Aynen. Ya bazen programların kaderini isimlerin belirlediğine inanıyor musun? İnanıyorum. Mesela bu programın ismini Aslı Öğmen koydu. Program müdürümüz ve program çok uydu bence. Hayat gezince güzel, hem romantik, hem aynı zamanda aktif, hem sanki bana çok uygun gibi programla çok bağdaştı ve oturdu. Bazı programların isimleri iyi olmuyor, olmuyor ya, o işte yürümüyor. Ben mesela sana alternatif bir program yapacağım, Hayat Sana Güzel diye. Hayat Sana Güzel. Bir alternatif çıkabilir. Peki, hani sonuç itibariyle bir sürü yer görüyorsun, insanlar tanıyorsun. Bunları biriktirmiyorum diyorsun ama yani bir unutkanlığın varmış. Bu unutkanlığın tam olarak nerelerde karşına çıkıyor? Unutkanlık demeyelim de insanları hatırlamamalı da desek. İnsanları hatırlamamalı. Ama hatırlayamadığın insanlar da enteresan abi. Hülya Avşar, Güler Sabancı. Hatırlayamadığın insan yani. Her gün yani 500 kere şeyde o ilginç. Nasıl? Ya abi işte oluyor yani. Bir sabah 8'de mesela Cunda'da Taş Kahve'de kahvaltıya oturduk. Ben ya orada Güler Sabancı göreceğini düşünebilir misin sabah 8'de? Sen düşünür müsün? Yok, ben düşünmem. Yani bizden yürüye yürüye 6'da kalkmışız. Ben zaten 6'da kalkıyorum. Yürüye yürüye gitmişiz, oturmuşuz. Çay gelmiş falan. Bir gözlüklü ve şapkalı bir hanımefendi. Merhaba, nasılsınız falan dedi. Ben yani baktım hani kim olabilir hanımefendi? Yani komşu mu, annemin arkadaşı mı, benim öğretmenim mi, okuldan mı tanıyorum falan diye. Yani hani annemin arkadaşı olacak yaşta değil, öğretmenim olacak yaşta olmayabilir. Sonra konuşmaya başlayınca çok sevdiğim hanımefendi Güler Sabancı. Hani çok özür dilerim yani, çok özür dilerim. Ya ben bir anda sizi tanımadığım için ne olur beni affedin. Sonra oturduk, yanında Halis Komili falan yani bizim kahvede. Ya bildiğin Türkiye'yi tanımamışım abi. Çok güzel. Ben bildiğin Türkiye'yi tanımamışım. Ama bunun gibi başka örnekler de var. Anlatayım mı biraz daha? Hülya Avşar mesela. Yürüyorum. Ben çok yürürüm. Yani böyle 5 saat falan onu yürürüm. Onu izliyoruz. Evet. Yani normal günlük hayatımda da çok yürürüm. Gene bir şapkalı ve böyle şapkası ama böyle kapşonlu şapka ve büyük gözlüklü bir kadın yanımdan geçer. Merhaba falan yaptı. Ben de öyle bir edalarla yürüyorum ki öyle bana öyle bakma. Ben bildiğin erkeklerden değilim. Ben sana pas vermem falan. Ben hani çok gayet temkinli merhaba diyerek yürüdüm. Yanımdan geçerken o kadar sevimli merhaba demeye devam ediyor ki yakınlaşınca ağız durumundan, görünüşünden Hülya Avşar. Ah dedim, çok özür dilerim. Hülya Avşar'ı ağzından tanıyan tek erkek tanıdım abi. Ağzından tanıdım Hülya Avşar'ı. Hülya Avşar'ı ağzından tanımamak imkan var mı? Onun çok güzel ve çok özel, evet, bir ağız ve çene yapısı vardır. İlginç. Ve ancak o gözlüklerinden ve şapkasından açıkta olan yeri burasıydı ve oradan tanıdım. Ama senin sonra sohbet etmeye. Şapkayla benim sorunum. Şapkayla sorunum. Yani mesela yanından Kraliçe Elizabeth geçse. Ama mesela şöyle bir şey de oldu. Köln'de öyle bir geçer zaman ki seyrediyor musun Sema? Ben hayatım boyunca hiçbir dizi seyretmedim. Yani bir bölümünü bile seyretmişliğim yok.
İş yerinde olmayı şimdi istedim. İstedin mi? Bir, yani bir, benim işte Anıl'la beraber gittik, prodüktörüm. Caroline abi, Caroline dedi. Caroline de döndü, merhaba dedi. Şimdi ben de şöyle bir şey algılıyorum. Yani İstanbul'da yaşayan bir Caroline. Olamaz mı? Olur tabii. Olur. Yani Almandır, İstanbul'a gelir, yaşar. Ha Caroline merhaba, ne cici kızmış falan diyorum onunla da dönüp. Ya bak işte, arkadaşı zannediyorum. Abi Caroline diyor hala. Abi anladım, Caroline diyorum. Nasılsın Caroline diyorum. İyiyim, sen nasılsın falan diyor bu. Meğer Wilma, Ellis miymiş? Öyle bir Geçer Zamanki dizisinin başrol oyuncularından biriymiş. Hemen ufak bir röportaj yaptık, sohbet ettik, dostluk ettik. Oradan çok oraya nasıl bağladın ama ya? Orada tanıştım yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bunda hakikaten psikoloji eğitimi almanın, sonra insan kaynakları üzerine eğitim almanın yurt dışında, evet. Oralarda yaşamanın, biraz kafayı da artık zaman zaman hani nadasa bırakmanın da şey var değil mi? Bu sıcaklığında insan psikolojisinden hemen anlamanda. Olabilir. Yani anlık ilişkilerde çok başarılıyım ben. Hı. O konuda kendime %100 güveniyorum. Ama çok mesela şey yapmıyorum. Hani hesapçı değilim. Hı. Mesut Yarı bir dakika tanıyayım da 3 gün sonra nerede görürsem şurada kullanırım. Burada ben ona yardımcı olurum, o bana yardımcı olur. Win-win tık tık tık. Hani hiç öyle bir durumum yok benim. Hiç kartları markları da biriktirmiyorum. Ama o anda bence insanlar onu görüyorlar. Yani ben şu anda sana ne veriyorum? Aynen öyle. Bu. Tamam mı? Bunu al. Evet, sen bana ne veriyorsun onu ver. Yani onun dışındakiler bana son derece suni ve kötü geliyor. Bir de önemli olan hakikaten art niyetsiz sevmek. Hı-hı. Ve art niyetsiz orada o işi doğru yapmak. İş ahlakı diye bir şey var. Bunu da bence hissediyorlar. Yani benim sende de gördüğüm o mesela. Yani Burak'ta da gördüğüm o, Başak'ta da. O sıcak ses. İşi severek yapmak. Ama bunu böyle bazı Amerikalılar da özellikle gördüğümüz bir şey vardı. Fazla abartırlar böyle. Fazla fış fışlı bir durum vardır. O da yok. Olması gerektiği kadar. Olduğum gibi davranmak diyebilir miyiz? Aynen. Ama olmayı işte olmanın içine açmamız lazım. Hani olduğun gibi davranırsın da boşsundur. Hmm. O da olmaz. Anladım. Yani hani önce ol, ondan sonra olduğun gibi davran. Çok güzel.